Memleket arkadaşlar sosyaldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. E evet arkadaşlar, 2024 DGS'ye artık son bir günümüz kaldı. Bu videoyu sınavdan önce izlerseniz gerçekten sizler için iyi olur sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz sürecin başından beri beraberiz. Beraber çalıştık. Ailenizden çok beni gördünüz sevgili arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar çok çalıştınız Sizlerle gurur duyuyorum. Artık söz hakkı sizde sevgili arkadaşlar. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bundan sonra top sizde. Sınavınıza gireceksiniz ve bu sınavı bu sınavın içinden geçeceksiniz sevgili arkadaşlar. Eminim ki çok güzel neticeler alacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, sınava son bir günümüz kaldı. Bu videoda son tavsiyelerde bulunacağım sizlere sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı yayınlarda falan tavsiye veriyoruz, taktik veriyoruz ama canlı yayınların süresi çok uzun oluyor. Öğrenciler bazen izleyemiyor ya da canlı yayınları göremiyorlar. Ben de dedim ki bir videoda, kısa bir videoda son tavsiyeleri vereyim. Son taktikleri vereyim. Son bilgilendirmeleri yapayım. Elimden gelenin en iyisini zaten yapmışım. Şimdi yapmaya devam edeyim. Ve öğrencilerimiz de gitsinler sınavı mükemmel bir şekilde kazansınlar. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Birinci uyarım şudur. Sınava giriş belgeniz ve kimliğiniz şimdiden hazır olsun sevgili arkadaşlar. Bakın sınav sabahı sınava giriş belgeniz kimlik belgenizi yani Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgenizi arkadaşlar alıyorsunuz sınavınıza giriyorsunuz. Bu çok önemli bunu şimdiden notunuza alın unutmayın lütfen sınav sabahı pazar günü kırtasiyeler kapalı oluyor genelde lütfen bu e, kötülüğü kendinize yapmayın çünkü sınav sabahı siz zaten heyecanlı olacaksınız gireceğiniz okula yetişmeniz gerekiyor bir de fotokopiyle falan uğraşmayın. Bu bir. Bir ikincisi sevgili arkadaşlar. Artık kendinizi rahat bırakın lütfen. Zaten şu an bu videoyu cuma günü çekiyorum arkadaşlar. Yarın cumartesi günü. Yarın öğleden sonra en azından kesinlikle dinlenmenizi öneriyorum. Bazı öğrenciler son günde böyle çok şiddetli çalışırlar. Bir iki net belki yükselir diye çok şiddetli çalışırlar. Yorgunluktan dolayı işlem hataları yaparlar. Bir iki net yükselteyim derken bir 10 tane işlem hatasından dolayı 10 net kaçırırlar. Bu olmasın sevgili arkadaşlar. Kesinlikle sınavdan önce biraz da olsa dinlenmenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Cumartesi günü sabah bir deneme çözer misiniz bilmiyorum ama öğleden sonra en azından kesinlikle dinlenmenizi öneriyorum. O zaman deneme çözmesek olur mu? Olur arkadaşlar. Yani yeter ki dinlenin. Sevgili arkadaşlar cumartesi günü dinlendikten sonra akşam olacak. Akşam üzeri biraz yürüyüş yaparsanız daha iyi olur sizler için sevgili arkadaşlar. Hem biraz bedenen yorulduğunuz için e, akşam iyi uyku çekersiniz. Akşam uyuyun sevgili arkadaşlar. Saat 11, 12 gibi artık kaçta uyuyorsanız uyuyun. Sabah kalkın, sınavınıza girin. Yarın akşam yani cumartesi günü akşam sınav gecesi uyuyamasanız lütfen bunu panik haline getirmeyin. Çünkü stresten dolayı bazı arkadaşlarımız uyuyamıyor. Panik haline getirmeyin. Doğru düzgün uyuyamadan sınava girip derece yapanlar da var, kazananlar da var. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Ama uyursanız sizler için tabii ki de daha iyi olacaktır. E biliyorsunuz ki beyin ne kadar çok dinlenirse o kadar bize yardımcı oluyor. Sınav sabahı kalktığınızda güzel bir kahvaltı yapın sevgili arkadaşlar. Bazı öğrencilerimiz stresten dolayı, heyecandan dolayı kahvaltı yapamıyorlar. Ama en azından kahvaltıda bal, reçel gibi <laughs> glikoz içerikli bazı şeyleri yerseniz sizler için arkadaşlar muazzam olacaktır. Hani glikoz almak beyni daha çok çalıştırıyor. Sınavdan önce kahvaltıda ya da kahvaltıdan sonra çay, kahve, gazoz, kola gibi içeri, içecekleri tüketmeyin çok fazla sevgili arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz sınava gireceksiniz ve 135 dakika sınavda olacaksınız. Tuvalet ihtiyacınız olduğunda sizi tuvalete çıkartmıyorlar. Şimdiden bunu söylüyorum dikkat edin arkadaşlar. Bir diğer husus ise sevgili arkadaşlar sınav süreci sevgili arkadaşlar. Sınav süreci çok önemlidir. Bakın birçok öğrenci soruyor hocam sınav zor mu olacak, kolay mı olacak, sınav nasıl olacak vesaire. Sevgili arkadaşlar yani şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla DGS'de matematik kısmından bahsedeyim. İlk 10 15 16 sorunuz işte sayılarca bir kısmı oluyor. Sonra bir 10 ya da bazen 8, bazen 9, bazen 10, bazen 11, bazen 12 soru problemlerle alakalı oluyor. Şimdi bazen 17, bazen 18, bazen 19, bazen de 20. Bazen dememin sebebi çünkü yıldan yıla değişiyor sevgili arkadaşlar. Ortalama 18-20 tane sayısal mantık geliyor. Ortalama 7 ya da 8 tane geometri geliyor. Türkçe kısmını da arkadaşlar zaten biliyorsunuz çoğunlukla paragraftan oluşuyor. Ama inanın sevgili arkadaşlar bakın sınavda hem matematikte yapılabilir. Orta normal çalışan bir öğrencinin bile yapabileceği 20 soru vardır sevgili arkadaşlar. Türkçeden de öyle. Yani normal çalışan bir öğrencinin bile yapabileceği, normal derken az bir şey çalışan bir öğrencinin bile yapabileceği her iki testte de 20'şer soru var. Haberiniz olsun. Bu her sene oluyor. O yüzden, o yüzden sınav esnasında hiçbir soruya gereğinden fazla zaman ayırmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bakın bu uyarıları yapıyorum. Sınavdan sonra bana bunlarla gelmeyin. Hocam işte bir e, kaç soruya 10'ar dakika harcadım. Arkadaşlar zaten sınavda bir 10 soruya 10 dakika her birine 10 dakika harcarsanız 10 kere 10, 100 dakikayı sadece 10 soruya harcamış olacaksınız. E şimdi 100 dakikada siz 10 soru çözecekseniz zaten 135 dakika bu sınavın süresi. 100 dakikada 10 soru çözecekseniz başarısızlık kaçınılmaz olur. Çünkü geriye 35 dakikanız kalır, 35 dakikada hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla hiçbir soruya gereğinden fazla zaman harcamamanız lazım sevgili arkadaşlar. Herhangi bir soru çıkmıyorsa o soruyu yuvarlığa alın ya da bir işaret koyun sonradan o soruya geleceksiniz. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Diyelim ki siz matematik testinden başladınız. Türkçeden başlıyorsanız aynı şeyi düşünebilirsiniz. Matematikte her zaman şunu düşüneceksiniz. Benim yapabileceğim, çok hızlı yapabileceğim, kısa sürede yapabileceğim 20 soru var. İlk önce istersen ben bu sorular bulayım. Tabi bu sorular hangi sorular belli olmuyor sevgili arkadaşlar. Bazen mesela hareket problemlerini öğrenci diyor ki ben yapamıyorum ama hareket problemleriyle ilgili çok basit bir soru geliyor. Yani o 20 sorudan bir tanesi hareket problemi oluyor genelde. Genelde diyorum da pardon. Bazen arkadaşlar. Bazen de işte çoğunlukla rasyonel, üslü falan oluyor. O 20 soruyu ilk önce bir yapın. <laughs> Kodlamanızı yapın. Sonra geri dönün. İkinci turda bir 10 tane daha yapın sevgili arkadaşlar. Hani daha önce biraz uğraşıp yapamadığınız soruları artık beyin de arka planda çözmüştür. Hızlı bir şekilde yaparsınız. E, 20'nin üzerine 10 koyduğunuz zaman zaten 30 tane optik kağıdınızda İşaretlenmiş olur. Bir sayısalcı için düşünüyorum şu an. Sözelci için de sözelci de bunu tam tersini düşünebilir. Artık bu sana bir motivasyon da sağlayacaktır. Zaten 30 tane var. Artık saldıracaksın. Ne kadar koparırsan tamam mı? Optik kağıdı senin e, altın torban oluyor. Kaç tane altın doldurabilirsen artık. İkinci turda, üçüncü turda bu şekilde arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir şekilde optik kağıdınızı dolduracaksınız. Dikkat edin kaydırmada yapmayın sevgili arkadaşlar. Ve bu şekilde sınavınızı bitirin. Sınav esnasında segre arkadaşlar. Sınavın başında çok heyecanlı olacaksınız. İnanılmaz stresli olacaksınız. Bunlar normaldir. Her zaman kendinize şunu söyleyin. Benim bütün rakiplerim hepsi de stresli. Hepsi de benim yaşadıklarımın aynısını yaşıyorlar şu an. Bu sizi motive etsin. Çünkü herkes aynı durumda. Herkes aynı so e, sınava giriyor. Herkes aynı soruları çözecek. Eyvallah. O yüzden... <laughs> Sınava başladığınızda zaten bir başladıktan 10 dakika sonra, maksimuma, 10-12 dakika sonra o heyecan, stres her şey gidecek. Yeter ki siz beyninizi sorulara verin sevgili arkadaşlar. En iyi olduğunuz yerden başlayın sevgili arkadaşlar. Zaten bunu daha önce e, defalarca söylemiştim. En iyi olduğunuz yerden başarsanız baştaki heyecan, stres, titremeler, korku insana böyle işlem atası yaptırabiliyor. Zor sorularda e, algılarımız kapanabiliyor. Dolayısıyla en iyi olduğumuz yerden başarsak işlem ne en aza indirgemiş oluruz ki zaten bas, çok iyi bildiğimiz yapabildiğimiz sorularla başladığımız için e, beynimiz de algılayacaktır. Hani o an düşünemiyorsak bile, yorum yapamıyorsak bile çözebiliriz. İşte payda eşitle, ters çevir şart, bilmem ne vesaire. Sınav esnasında sevgili arkadaşlar. Şimdi en önemli hususlardan bir tanesini size sizlerle paylaşıyorum. Sınav esnasında sınav esnasında sizin psikolojiniz ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bir soru da bir sorudur. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Sınav başladığı andan itibaren sınavın bitmesine yani son saniyeye kadar var olan gücünüzle yani tabiri caizse bir kurt gibi saldıracaksınız sevgili arkadaşlar. Sınav esnasında sınav size zor gelebilir. Çok fazla soru işaretleyemeyebilirsiniz. Her zaman şunu diyeceksiniz. Benim rakiplerim de şu an aynı durumdalar. Bu bir sıralama sınavıdır. Bizi sıralayacaklar. Sıralamaya göre bizi yerleştirecekler. O yüzden ben şu an mesela atıyorum yani inşallah öyle bir şey olmaz da şu an 25 tane ancak yapabildim. Demek ki benim rakiplerim de ancak 25 tane yapabilmişlerdir. Ben 26. soruyu nasıl yapabilirim? Yani soru sayısını nasıl 26 doğru sayısını yükseltebilirim gibi düşüneceksiniz. Son saniyeye kadar saldıracaksınız. Unutmayın sevgili arkadaşlar bazı yıllarda sınav zor gelebiliyor. Zor olmasının nedeni yani çok belirleyici soruların sayısı çok oluyor. O yüzden siz yapabileceğinizin en iyisini yapın. Bunu neden söylüyorum? Çünkü başından beri çalışan bazı arkadaşlarımız sınavda bakıyorlar çok az soru yapmışlar. İşte sanki kazanamayacaklarmış gibi hissediyorlar. Ve bu esnada sınavı bırakıyorlar sevgili arkadaşlar. İşte zaten kazanamam ki. Şeklinde artık dağılıyor. Moralini bozuyor motivasyonunu düşürüyor, kendisine özgüvenini yitiriyor. Sınav esnasında artık dağılıyor yani. Soru çözmek istemiyor. Çözse bile böyle artık uzun uzun çözüyor falan. Sınavın bitmesini bekliyor. Bu olmasın sevgili arkadaşlar. Eğer siz yapamıyorsanız şunu düşünün. Sizin rakipleriniz de yapamıyordur. O yüzden sonuna kadar mücadele edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Sınavda sonuna kadar mücadele vereceksiniz. Bir soru bir sorudur diye elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Kendiniz mesela atıyorum sayısalcıysanız sayısalda artık yapacağınız en iyisini yaptınız. Olmuyorsa Türkçe'ye geçin. Türkçe'de en iyisini yapın. Sözelciyseniz bunun tam tersi. Eşit ağırlıkçıysanız zaten biliyorsunuz arkadaşlar hepsini çözmek zorundasınız. Lütfen bu sınavda arkadaşlar sınavın başladığı ilk saniye son saniyeye kadar var olan gücünüzle bir soru bir sorudur. Ben işte 25-30 tane işaretledim kazanamam zaten gibi şeylere girmeyeceksiniz. Sınav yani açıklandığında göreceksiniz ki sevgili arkadaşlar sıralama çok önemli olacak. Net bazlı sıra şeyler önemli değil. Bunlar bunu çok uzattım çünkü burası çok önemli sevgili arkadaşlar. Öğrenci internet sitelerinde netlerini hesaplatmış ya da hocalardan oradan buradan duymuş. 40 net yapmazsan kazanamazsın hemşireliği. Örnek veriyorum hemşireliği. Adam sınav esnasında 40 net yapamadığı için morali bozuluyor. Bırakıyor sınavı. Ya da motivasyonu bozuluyor düşüyor psikolojisi bozuluyor sınav esnasında. Kendisine olan özgüvenin de gidiyor. Kazanacağı varsa da kazanamaz artık çünkü psikolojikmen çöküyor. Bu yüzden siz şunu düşünün. Netler hiç önemli değil. Geçen sene 40 nete göre belki de yerleşmişlerdir. Bu arada ben kafadan sallıyorum. Belki de 35 net'tir örnekl konu bilemem. Şimdiden arkadaşlar şeye girmeyin. siz diyeceksiniz ki sıralama çok önemli. Emin olun sevgili arkadaşlar. Tek önemli şey sıralamadır sıralamaya göre sizi sıralayacaklar ve buna göre sizi yerleştirecekler. O yüzden bir soru bile yapsanız, örneğin sayısalcaysanız arkadaşlar yapabileceğiniz en iyisini yaptınız matematikte. Türkçede bir soru bile doğru çözseniz sizi binlerce kişinin önüne atacaktır. Sıralama çok önemli. Sıralamayı göz önünde bulundurarak bir soru bir sorudur yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Sınavdan sonra da sevgili arkadaşlar bir canlı yayın açacağım haberiniz olsun. Sınavdan bir saat sonra filan bir canlı yayın açacağım. Canlı yayına gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim sınava girmeyeceğim ama sınava giren arkadaşlarımızı yayına bağlayacağım isteyen varsa. Soruları tartışırız sınavın değerlendirmesini yaparız. Ondan sonra artık tatildesiniz arkadaşlar. Biraz dinlenmenizi tavsiye ediyorum ancak DGS'den sonra biliyorsunuz KPSS ön lisans da var. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. 2 yılda bir yapılıyor. Çift yıllarda yapılıyor. Mesela şu an 2024'teyiz. 2024'te Eylül 1'de yanılmıyorsam KPSS ön lisans var. Yani DGS'den ortalama 2 ay sonra var. Zaten arkadaşlar KPSS Türkçe matematiği ile DGS Türkçe matematiği aynıdır. Sadece soru sayısı sınavdaki soru sayıları farklıdır. Siz DGS'ye çalışmış, çalışmışsanız KPSS Türkçe matematiğine çalışmış oluyorsunuz. Yani artık KPSS Türkçe matematiğine özel olarak çalışmanıza gerek kalmıyor. Sadece deneme sınavı çözmek, test çözmek kalıyor. Bu iki aylık süreçte oturup tarih, coğrafya, vatandaşlık... İşte biliyorsunuz YouTube'da var arkadaşlar bir sürü yerde bilgi bilgiler dağıtılıyor. Oturup çalışırsanız KPSS ön lisansa da girerek en azından bir yandan DGS'yi kazanmış olursunuz. Bir yandan da KPSS'e ön lisansla atanmış olursunuz. Ee, bu da güzel bir şeydir sevgili arkadaşlar. Yine de karar sizindir. Hayat sizindir. Tercih sizindir. Siz bilirsiniz. Ama DGS'den sonra bir haftada olsa mutlaka dinlenin arkadaşlar. Beyninizi boşaltın. Eğer KPSS e ön lisansa çalışmayacaksanız lütfen oturun dinlenin arkadaşlar. Dinlenmeyi hak ettiniz. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Onun dışında ne söyleyebilirim sevgili arkadaşlar? Ee, gerçekten başından beri ben size güvendim. Size güveniyorum. Dediğim gibi başında da söylediğim gibi ailenizden çok beni gördünüz sevgili arkadaşlar. Sürekli YouTube'da beni açtınız, dinlediniz. Benden bıktınız gerçekten benden bıktınız arkadaşlar. Yolun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Benden aldığınız bilgiler inşallah sınavınıza yansıtılacak. İnşallah güzel netler çıkartacaksınız sevgili arkadaşlar. Hakım size helaldir. Ben size dua edeceğim. İnşallah kazanacaksınız. Her zaman size güvendim sevgili arkadaşlar. Başından beri dedim ki yapabilirsiniz. Sizlere sadece dersler değil rehberlik, motivasyon. Elimden ne gelmişse yapmışım. Hala yapmaya devam ediyorum. Ve en önemli şeylerden bir tanesi kimse size güvenmiyorsa bile ben size güveniyorum sevgili arkadaşlar. Size inanıyorum. Bakın sevgili arkadaşlar, 5 yıl önce bizim sayemizde YouTube'da bizi dinleyerek kazanan öğrenci. Şu an bizlere mezuniyet yani kep, cüppe giymişler bizlere gönderiyorlar Instagram'da mail adreslerimize. Hocam bu diplomayı aldım. Sizin de payınız var. Teşekkür ederiz hocam gibi mesajlar görüyoruz. İşte bu arkadaşlarımıza biz zamanında güvenmiştik, inanmıştık sevgili arkadaşlar. Yeri geldiğinde arkadaşlar onlara inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Bazen en yakın dostunuz bile size inanmıyor, güvenmiyor, motivasyonunuzu düşürüyor. Bazen ailemiz bile bize güvenmiyor. Ama ben size güveniyorum sevgili arkadaşlar. Size inanıyorum. Şu an bana mezuniyet işte şu aralar mezuniyet törenleri varmış üniversitelerde. cübbe kep giyip bana mesaj gönderle göndererler. Hocam ben kazandım DGS ile. Şu an üniversite mezunuyum hocam. Bu sevinçlerini bizlerle paylaşanlarla gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde sizlere de inanıyorum. Yapabilirsiniz. Üniversite bitirmek zor bir şey değil sevgili arkadaşlar. Her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki kazanın. Lütfen kendinize güvenin arkadaşlar. Sınava girmeden önce ben bu sınavı kazanacağım deyin kendinize. Çünkü yapabilirsiniz. Yapanların sizden hiçbir farkı yok. Haberiniz olsun. Sınavdan önce video paylaşır mıyım bilmiyorum. Cumartesi günü çok fazla başınızı şişirmek istemiyorum sevgili arkadaşlar. Sizler de cumartesi günü bence uzaklaştırın beyninizi. Kendinizle baş başa kalın. Çok fazla telefona bakmayın. Bir doğa manzarasını izleyin. Çıplak ayakla bir toprağın üzerinde bir 5-10 dakika gezebilirsiniz. Üzerinizdeki negatif enerjiyi böyle toprağa dökebilirsiniz. Ne bileyim doğaya bakıp manzaraya bir orman, bir ağaç olabilir, deniz olabilir. Şöyle uzun uzun bakıp beyninizi dinlendirebilirsiniz. Gerçekten çok çalıştınız. Sizlerle gurur duyuyorum sevgili arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız sevgili arkadaşlar. Siz emek verdiniz. Sınavda durumunuz ne olursa olsun sevgili arkadaşlar. Bakın sınavda durumunuz ne olursa olsun. Bu sınavın sonucu ne olursa olsun. Şu anki değeriniz neyse benim gözümde. Sınavdan sonra da aynı şekilde olacak. Hiçbir şekilde bu sınavlar sizin karakterinizi, kişiliğinizi, zekanızı, yeteneklerinizi ölçmüyor. Haberiniz olsun. Bir ölçüme değerlendirilmez sınavıdır Herkes aynı sınava giriyor, sıralıyorlar, kontenjanları yerleştiriyorlar. Bu sınavın e, sonucu ne olursa olsun siz her zaman aynısısınız. Her zaman ben size güveniyorum sevgili arkadaşlar. Her zaman ben size inanacağım. Her zaman ben sizin yanınızda olacağım. Ama sizden bir ricam var. Sınavdan sonra sevgili arkadaşlar biraz dinlenin. Çünkü gerçekten hak ettiniz arkadaşlar. Her şeyin en iyisini hak ettiniz sevgili arkadaşlar. Çok yorulduk. İnanılmaz yıprandık sevgili arkadaşlar. Yere geldiğinde beraber ağladık, beraber üzüldük, beraber güldük. İnanılmaz yıprandık. İnanılmaz uzun bir süreçten geliyoruz. Uzun bir maratondan geliyoruz. Kalbimizi kıranlar, bizi terk edenler, bizi e, arkamızda e, iş çevirenler, inanılmaz bizi inanılmaz üzenler, bizi anlamayanlar. Bunlara rağmen, hayatın olumsuzluklarına rağmen, her şeye rağmen oturup çalıştık. Bugüne geldik. O yüzden hepinizi tek tek kutluyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız sevgili arkadaşlar. İnşallah yarın e, sınavınıza girdiğinizde, yarın değil diğer gün sınavınıza girdiğinizde. <laughs> tabi bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Sınavınıza girdiğinizde inşallah kazanacaksınız. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu kanaldasınız. Gerçekten çok kaliteli insanlarsınız. Gerçekten arkadaşlar ben istiyorum ki bu ülkenin geleceği sizler olun. Bunu çok istiyorum sevgili arkadaşlar. Birer avukat olun, birer hemşire olun, birer doktor olun, öğretmen olun, ne bileyim hakim savcı olun, veteriner olun. Biz de yaşlı olduğumuzda sizlere gelelim sevgili arkadaşlar. Sizleri görmek istiyoruz ve yapabilirsiniz de. Tamam mı sevgili arkadaşlar. Sınavda başarılar diliyorum. Belki bir canlı yayın falan yaparım sınavdan önce bilmiyorum ama haberiniz olsun. Eğer yapamazsam da şimdiden söylüyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel geçecek. Hakkım size helaldir. Sizlere dua edeceğim. Sizler de hakkınızı helal ederseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel geçecek sınavınız. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın arkadaşlar.